Merhaba değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Brüksel lahanasından turş yapacağız. Havucumuz var, Brüksel lahanamız var, zencefilimiz var, kırmızı toz biberimiz var, acı, şekerimiz var, limon tuzumuz var, üzüm sirkemiz var, bir de tuzumuz var, kaya tuzumuz. Şimdi bu Brüksel lahanasından birkaç tane ayırdım, diğerlerini temizledim, suda bekliyorlar, onları haşlayacağız. Şimdi şöyle bu dışarıdakilerini böyle eskilerini çıkarıyoruz bunları. Şuraya da kesiyoruz. Ondan sonra şöyle bir iki tane bıçağımızı saplıyoruz. İçine de sirkeli su yani turşu suyu gitsin diye öyle yapıyoruz bunları. Şuralarını alıyoruz. Bakıyoruz ki kötü yaprağı varsa onları da alıyoruz. Böyle bıçağımızı içine saplıyoruz. İçine girsin. Bu şekilde bunları yapıyoruz. Şimdi havuçların da dışarısını böyle alıyoruz, temizliyoruz. İsterseniz kazıyabilirsiniz. Bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Bu arada turşunun suyunu da kaynatıyoruz. Havuçları doğruyoruz. İsterseniz bıçakla doğrayabilirsiniz, ister böyle. Şimdi su kaynamış suya Brüksel lahanaları atıyoruz. Birazcık orada bekleteceğiz bir 5-6 dakika. Haşlıyoruz onları. Kaynasın. Bu arada Brüksel'den de yemek yaptık. Brüksel lahanasından böyle şehriyeli içinde havuç, soğan var. Onu da gösterelim. Şöyle birazcık bunları 5-6 dakika kaynattıktan sonra az bekletiyoruz, haşlıyoruz. Sonra bunları böyle süzgeç koymuşuz suyun içine. Oraya bırakacağız. Şöyle. Soğuduktan sonra turşu yapacağız. Havuçlarımız var. Az onları da haşlayacağız. Erken olsun turşumuz diye haşlıyoruz. Şimdi havuçlarımızı da yine soğuk suya atıyoruz. Alıyoruz oradan. Şimdi Brüksel lahanamızı daha önce yıkanmış temiz kavanozlarımıza dolduruyoruz. Aralarını havuçta koyuyoruz. Zencefil atıyoruz. Aldığı kadar koyuyoruz buraya. Bir çay kaşık kırmızı acı biber koyuyoruz. Bir kaşık kaya tuzu koyuyoruz. Limon tuzu koyuyoruz bir çay kaşık kadar. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Bir çay bardağı organik ev sirkesi koyuyoruz. İsteyen hazır sirke kullanabilir. Üzerine de kaynamış, soğumuş su koyuyoruz. Ama uzun süreli saklamak isterseniz kaynamış su ekleyip yani o zaman Brüksel lahanayı çiğ olarak koyacaksınız. O şekilde yapıp kapağını kapattıktan sonra yeni kapaktan ters çevirebilirsiniz. Böyle biz hemen yani 15-20 gün sonra yiyeceğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde bir tanesini yaptık. Geri kalanını küçük kavanoza yapacağız.
Yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. İyi seyirler dilerim.